İyi akşamlar efendim. Dünyadan Yansımalara hoş geldiniz. Ve bu akşam bizlerle beraber CHP Başkan Yardımcısı, Dışişlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Loğlu var. Faruk Bey hoş geldiniz. Faruk Bey tabii daha önce Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı yaptı. Birçok ülkede büyük elçilikler yaptı ama bunların en tabii üst noktası Washington Büyükelçiliğini yaptı. Kendisi hem kariyer diplomatlığından geliyor ama şimdi de siyasetçi ve CHP'de de çok önemli rol oynuyor dış politikasında bilhassa. Şimdi efendim tabii hemen konuya girelim. Bu Sinop'ta olaylar vardı. BDP'li bir heyet Karadenizlilere işte bu İmralı sürecini anlatmak için, onlar barış süreci diyorlar. Bu süreci anlatmak için önce Çorum'a gittiler, sonra Sinop'a gittiler ama Sinop'ta maalesef olaylar oldu. Otelden bile çıkamadılar. 9 saat mahsur kaldılar. Sonunda polis güçleri onları kurtardı. Samsun'a götürdü. Samsun'da da olaylar devam edince protestolar. Bu sefer Karadeniz gezisini, ki buradan Ordu, Giresun ve Trabzon'a gideceklerdi, hepsini iptal ettiler, Ankara'ya döndüler. Şimdi burada bu olaylardan sizce ne manaya geliyor bu olaylar? Şimdi önce bu olaylardan biz üzüntü duyduğumuzu vurgulamak isterim. Tabii, çünkü CHP'li belediye başkanı yaptı dediler. O çıktı, açıklama yaptı. Bir kere açıklama yaptı. Hiçbir provokasyon yapmadı. Çıktı, açıklama yaptı. Arkasından da BDP'li milletvekilleri özür dilediler. Belediye başkanımızdan. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir tertip içinde yerinin olması mümkün değil. Yani bizim ne anlayışımıza uygun, ne Türkiye'deki koşulların icap ettirdiği duruma uygun böyle bir şey olamaz. Ama bu ne zaman bir böyle olay olsa derhal suç ve parmak Cumhuriyet Halk Partisi'ne doğru şey yapılıyor, işaret ediliyor. Oysa bu çok haksız, yersiz ve gerçek dışı bir suçlamaydı. Nitekim kısa sürede de ortaya çıktı. Olay üzücü. Yani BDP'li milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan seçilmiş insanlar. Bu memleket onların da memleketi, hepimizin memleketi. İstedikleri yere, istedikleri gibi normal şartlar altında gidebilmeleri lazım. Bu olaylar niçin gelmiştir? Niçin gezilerini yarıda kesmek durumunda kalmışlardır? Bunlar tabii en azından benim tamamıyla yanıtlayabileceğim sorular değil. Fakat şunu bilelim. Yani bugün Türkiye'de bir işte İmralı süreci denilen veya barış süreci denilen bir süreç var. Bu hükümetle BDP ve İmralı üçgeninde yürütülen bir süreç. Bu konuda en fazla bilgi sahibi de BDP'liler olması lazım. Çünkü hem İmralı'yla görüşüyorlar hem hükümetle temasları var. Bu konuda en az bilgi sahibi olan iki mihrak var. Birincisi Türk halkı, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi. Onun için galiba üçüncüsü de MHP. MHP. Onlar evet, tabii onlar da muhalefet partisi olarak bunun dışında kalıyorlar. Zaten içinde olmak da istemiyorlar. İstemiyorlar. O bakımdan yani bu olayların, bu tür olayların çıkma ihtimalini herkesin göz önünde bulundurması gerekirdi. Ve bundan sonra da bu noktaya dikkat edilmesi lazım olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir yandan bu süreçten beklentiler durmadan pompalanırken, öbür yandan da gerginlikler artıyor, beklentiler yükseliyor ve maalesef bu tür olaylarla karşı karşıya kalıyoruz. Yani bir barış arayışı ortamında bu tür hadiselerin gelmesinin sebebini hükümetin, özellikle iktidar partisinin iyi tahlil etmesi lazım. Şimdi acaba haddinden fazla mı pompalanıyor beklentiler? Çünkü şimdi siz yıllarca bir kere çok önemli bir mevkide Dışişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'nda bulundunuz. Başka önemli pozisyonlarda da bulundunuz ve diplomasinin içinde yer aldınız. Türkiye'de bu işleri en iyi bilen insanlardan birisiniz. Kapalı kapılar arkasında yapılan görüşmelerde neler yapılıyor? Mesela Oslo süreçleri, İsrail ile Filistinler arasında bir Oslo süreci gerçekleşti ve çok gizli götürüldü. Sonradan da bir anda ortaya çıktı ki
İsrail'le Filistinler işi pişiriyormuş, kimsenin evet. haberi yok. Evet. İngiltere ve İrlanda'nın yaptığı, İran'ın en kötü zamanlarda bile kapalı kapılar arkasında yine gizli gizli görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. Ama sonunda bir olumlu bir olay çıktı ortaya. Şimdi burada çok fazla açıkta olmuyor mu olay? Tamam, herkes diyor ki biz hepimiz bilelim ne oluyor ne bitiyor. Fakat bu olaylar böyle herkesin bilmesi mi gerekir? Hayır, ama bilmesi gerekenlerin bilmesi gereken bir süreç. Şimdi iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Yani hükümet yetkilileri bu süreçle ilgili beklentileri sürekli pohpohluyorlar, evet. pompalıyorlar. Yani en son çok olumlu bir hava. Evet, Sayın Beşir Atalay bir açıklama yaptı. Başkaları da yapıyor. Burada yani hakikaten bir ilerleme kaydediliyor ise bunu biraz saklamak, biraz böyle biraz çilelendikten sonra yani biraz güç kazandıktan sonra belki paylaşılacak unsurları olursa o takdirde paylaşmak. Ama öyle bir süreç yaşıyoruz ki hükümetle İmralı arasında, ki sadece İmralı da değil diyorlar hükümette Sayın Başbakan, başka noktalarla da temaslarımız oluyor diyor. Bu temaslar nereden başladı? Hangi konular gündemde? Nereye geldik? Bundan sonra nereye gidecek? Ana muhalefet partisinin veya muhalefet partisi MHP'nin fazla bir bilgisi yok. BDP'nin ne kadar bilgisi var onu da bilmiyorum. Ama onlar en azından İmralı üzerinden bazı şeyleri daha yakından biliyorlardır. Burada halkımıza saygılı davranmak gerekir. Halka saygı, hakikaten bu konu bir yere gidiyor ise biraz sabredin. Kaç senedir bu mesele başımızda. Bu hükümet ki doğru. daha önce kaç defa açılım yapmış, kaç defa görüşmeler yapmış. O görüşmelerde de yine benzeri umutları yükselten açıklamalar yapılmış. Ama sonunda hep hüsran olmuş. Evet. Bu sefer de hüsran olduğu takdirde yine bir kırılma ve gerginleşme ve kutuplaşma derecesi maalesef yükselecek. Biz her şeye rağmen keşke diyoruz başarılı olsalar. Hangi anlamda başarılı olsalar? Silahların indirilmesi, silahtan vazgeçilmesi, şiddetin telin edilmesi ve şiddetten vazgeçildiğinin açıklanması. İmralı'ya düşen görev budur. Ama öyle bir ortamda gelişiyor ki bu süreç, sanki Türkiye'nin geleceği, barışın ana hatları hükümetle İmralı arasında belirleniyor. Olmaz böyle şey. Biz buna kesinlikle karşıyız. Çünkü ne diyoruz? İmralı bir büyük toplumsal uzlaşmanın bir unsuru olabilir ama sadece bir unsuru olur. Daha büyük toplumsal uzlaşmanın yeri ve adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet. Orada bütün partilerin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin de değil, BDP'nin de değil, AKP'nin de değil, MHP'nin de bunun içinde olması lazım. Ulusal uzlaşıdan bahsediyorum. Fakat sanki bu işi İmralı'yla bağlarsak bu iş çözülecekmiş gibi bir izlenim veriliyor. Bu iş kısmen çözülebilir ve belki geçici olarak çözülebilir. O kısmi ve geçici çözümün daha kapsayıcı, daha kalıcı olabilmesi için bu unsurların ve diğer bütün unsurların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması gerekir diye düşünüyoruz. Peki şimdi bir de şu var, yani ben şunu görüyorum, büyük bir sıkıntı bence. Şimdi Türk-Kürt çatışması tehlikesi. Şunu görüyorum, siz lütfen yanılıyorsam beni düzeltin. Şimdi Türkiye'de sanki Türkler yokmuş, yalnız Türkiye'de Kürtler varmış gibi. Ben bunu şu şekilde söylüyorum. Ben yıllarca Kürt meselesine Kürt gözlüğünden baktım ve onun için de çok tehdit de aldım. Çok da kınandım. Evet. Ama bildiğimden de şaşmadım. Ama şimdi öyle bir radyoya geldik ki sanki Türkiye'de devamlı bu Kürtlerin meselesi, Kürtlerin meselesi. Ama Türkler yokmuş ve onların meselesi değilmiş gibi. Yalnız Kürtler var bu ülkede. Türkler diye bir şey yok. Onlar yani genel bir laf gibi ortaya atılıyor. Halbuki şunu görüyoruz. Sinop'a niye bu insanlar gidemedi? Veyahut da Karadeniz'e niye gidemedi? Karadeniz'de daha bir muhafazakar insanların olduğu, Türk olgusunun daha orada güçlü olduğu ve o insanların böyle açılımlara da çok sıcak bakmadıkları izlenimi var. Türk toplumunda da bu insanların olduğunu biliyoruz. Yani CHP'de.
birisi çıkıyor, bir açıklama yapıyor. Belki partinin genel havasına da ters düşüyor. Ama yapıyor o açıklamayı ve diyor ki, yok eşit değildir Türklerle Kürtler diyebiliyor. Parti kınıyor, benim politikam değildir diyor. Çünkü şunu da görüyorum, CHP sessiz kalarak bu olayı desteklediğini gösteriyor. Yani biz, tamam biz size tacit approval dedikleri İngilizlerin, biz bunu onaylıyoruz ama sessiz bir şekilde onaylıyoruz, bir kenarda duruyoruz. Konuşmayarak zaten veya karşılık bir çıtırık çıkarmadan size yolunuzda önünüzü açıyoruz diyor CHP, yanılmıyorsam. Şimdi burada ama şunu görüyoruz, CHP içinde de ters sesler var. MHP zaten onlar ters ama genel bir Türkiye havasında da buna karşı olan insanlar var tabii, yani o şey değil. Siz bir Türk-Kürt çatışması tehlikesi görüyor musunuz? Çünkü CHP içinde de dediğim gibi ters şeyler var, unsurlar var. Ben böyle bir çatışma görmüyorum önümüzde. Çünkü bu halk, bu millet bütün unsurlarıyla, etnik kökenlerin olursa olsun, gerçek anlamda sabırlı, mütevekkil ve bir noktada birbirine bağlı insanlardan oluşan bir toplumumuz var. Yani düşünün, bu kadar sıkıntının, 20-30 senedir yaşadığımız sıkıntının, terör saldırılarının, terör saldırılarında kurban giden sivil güvenlik göçleri ve diğer insanların böyle bir sürece bizim halkımız, evet kutuplaşmalar vardır, zaman zaman bu kutuplaşmanın sonucu olan olaylar da olmaktadır. Ama bugün halkımız bütün unsurlarıyla şiddetin sona ermesinde müttefiktirler. Bunu arzu etmektedirler, bunu beklemektedirler. Burada asıl görev tabii ki hükümete düşüyor. Hükümetin bu beklentileri karşılaması lazım. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her tarafına giden tek partidir. Bunu başka hiçbir parti yapamıyor. Biz kuzeye de gidiyoruz, güneye de gidiyoruz, doğuya da gidiyoruz, batıya da gidiyoruz. Ankara'da da haliyle bulunuyoruz. Sinop'un doğusuna gidemiyorlar diyordu başbakan. Öyle bir şey var. Biz her tarafa gidiyoruz. Yani bununla Sayın Başbakan neden bahsediyor onu bilemiyorum. Onu belki kendisi kendilerine açıklarlar. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her tarafına giden tek parti. Cumhuriyet Halk Partisi bu konuda geçmişten de bahsetmiyorum. Daha yakın geçmişte bir yaklaşım oluşturan, bir çözüm yöntemi öneren yine tek parti. Bunu sahiplenmediler. Yani muhalefet partileri ve iktidar partisi değişik yaklaşımlar öne koydular, ileri sürdüler. Ve bizim önerimiz hala yerinde duruyor. Nedir o öneri? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon. Akil adamlar komisyonu. O komisyona yardım edecek de dışarıda sivil toplum kuruluşlarının, bütün vatandaşlarımızın katılacağı bir akil insanlar grubu. Bir yöntemsel öneriydi bu. Ha deniyor ki efendim Cumhuriyet Halk Partisi bunu yaptı, ondan sonra kenara çekildi. Hayır öyle değil. Biz bu konu üzerinde her gün değil ama bütün resmi ortamlarda, MYK toplantılarında, parti meclisinde, başka toplantılarda görüşüyoruz. Fikirlerimiz gelişiyor. Yani şunu bilelim, bu zor bir konu. Yani dediğiniz gibi her partinin içinde başka başka sesler var. Partiler arasında çok farklı görüşler var. Bu gün süren sürece bile işte dün akşam ekranlara yansıdı. Bir üniversitenin yaptığı araştırmada bunun halkımızın çoğu hala askeri yöntemlerle çözüleceğini düşünüyor. O bakımdan hükümetin işi de zor. Yani ben hükümet hiçbir şey yapmıyor demiyorum. Hükümetin işi zor olduğu için onlar da bocalıyor. Ama hükümetin şeyi bu muhalefet. Yani Türkiye'de buna karşı olanlar sanki anketlerin gösterdiği, başbakan öyle değil dedi ama anketler sanki ya bu iş böyle olmaz diyen insanlar çoğunlukta gibi. Ben de öyle anladım. Yani dün açıklanan evet, anket sonuçlarını. Ama doğru yöntem bunu bir uzlaşma yoluyla, ama o uzlaşmanın da bir stratejiye dayanması lazım. Evet. Belki de en büyük sıkıntı bu.
defalarca bu hükümet gördü ki yaptığı açılımlar bölük pörçük olduğu için, toplu bir uzlaşma arayışına dayanmadığı için, muhalefet partilerini, özellikle de ana muhalefet partisini dışladığı için maalesef istenilen sonuçları tam olarak alamadı. Kısmi ilerlemeler var. İşte Kürtçe televizyonda, yayınlarda, bilmem ana dilde savunma, ki mesela orada biz daha kapsamlı bir öneride bulunduk. Ama hükümetin ve BDP'nin de desteklediği ana dilde savunma konusu sadece mahkeme salonuyla sınırlı kaldı. Biz bunun karakol, polis, emniyetteki ifadeler, savcılıktaki ifadeler de de bunun geçerli olmasını istedik ama yani zaten benim anladığım kadarıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle bir şey istiyordu Türkiye'de. Yani yalnız mahkeme safhasında değil de soruşturma safhasında da evet yani bunun usulüne uygun olması için, yani soruşturma safhasında kendi en iyi bildiği dilde şey yapmayacak, mahkeme salonunda yapacak, bir de tutarsızlık oluyor. Evet. Bir tutarsızlık oluyor. Dolayısıyla bir strateji noksanlığı var. Bu stratejide iktidar partisi tek başına oluşturamaz. Biz hep bunu söylüyoruz. Bunu gelin birlikte çözelim diyoruz. Biz de yardımcı oluruz. Evet. Hükümet bu konuda başarılı olursa biz sadece alkış tutarız. Ama maalesef strateji noksanlığı, bölük pörçük yaklaşımlar ve sadece maalesef geçmiş örneklerden bahsediyorum. Böyle seçim ortamlarına kilitlenmiş bir çaba istenilen sonuçları vermiyor. Herkes hüsrana uğruyor. Peki Sayın Bahçeli, dün ben bütün grupları dinledim. Dün meclisteydim. Sizle de birkaç sefer orada karşılaştık. Şimdi orada Sayın Bahçeli'nin konuşmasında dedi ki tamam, yani karşı olanlar var Türkiye'de. Hatta dedi, ben şeye sesleniyorum dedi. O tabii Sayın Başbakan şey değil diye bir Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini de reddediyoruz. Biz onları ayaklarımızın altına alırız. Biz kabul etmeyiz bunu dedi. Sayın Bahçeli de orada şunu söylüyor. Diyor ki sen öyle dedin ama senin partin içinde de, yani AK Partisi içinde de buna karşı olan milletvekilleri var. Türk milliyetçiliğini savunacak milletvekilleri var. Senin seçmenlerin arasında da Türk milliyetçiliğini tasvip eden ama sana oy vermiş insanlar var. Bunlara sesleniyorum diye siz de seslerinizi duyurun. Şimdi tabii ki yani CHP'de insanlar var. Herkesin aynı fikirde olması gerekmiyor. Bilhassa Batı demokrasilerinde, Cumhuriyetçilerin arasında, Amerika'da mesela demokratların arasında partisinin görüşünü tasvip etmeyen, karşı partiyle beraber oy kullanan insanlar var. Evet. Bizde de bu yalnız galiba anayasa oylamalarında bir kısmı ortaya çıkıyor, gizli oylama olduğu için. Şimdi böyle insanlar olabilir Türkiye'de. Yani bunların sessiz bir çoğunluğun bir tehlike yaratması olasılığı var mı? Neye karşı tehlike? Yani böyle bir süreci reddetme gibi bir şeyleri olur mu? Şimdi yani İmralı süreci nereye varır'a getiriyorum ben esasında. İmralı süreci eğer bir yere varmazsa bu işaret ettiğiniz nedenle varmayacak değildir. Yani anladım. İmralı süreci bir sonuca varmayacak ise bu hükümetin bu işi kotaramadığından, doğru yönetemediğinden kaynaklanacak bir sebep olacaktır. Ama tekrar ediyorum, yani İmralı büyük çözümün bir parçası. Önemli bir parçası da olabilir. Eğer Öcalan silah bıraktırma ve şiddetten vazgeçiyoruz duyurusunu, ilanını yapabilmeyi sağlarsa bir önemli hizmet vermiş olabilir. Buna hiç Türkiye'de herhalde hiç kimse itiraz etmeyecektir. Ama ondan sonra Kürt meselesinin hangi parametreler içinde, hangi düzene, hangi takvime göre çözüleceğinin, konuşulacağının, belirleneceğinin yeri ve sahibi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Şimdi burada acaba şöyle bir yöntem de kullanılsa, Sayın Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve aynı zamanda Sayın Başbakan bir Sayın Kılıçdaroğlu ve sizin ekibinizde bu işte sizin partinizle ilgilenen bir ekiple bir araya gelseler de bu İmralı sürecini bir konuşsalar, tartışsalar bu doğru, daha doğru değil midir? Yani
geniş halk kitlelerin de desteğini almak için bu işe ve morallerin biraz daha yükselmesi için. Yani İmralı'yla konuşan insanın Kılıçdaroğlu'yla konuşmaması biraz tuhaf gibi geliyor bana ana muhalefet partisi olarak. Yani siz dediniz, hem de çok güzel dediniz. Yani İmralı'yla görüşeceksiniz ve fakat muhalefet partilerine, ana muhalefet partisine hiçbir bilgi vermeyeceksiniz. Bilgi vermek bir fazilettir. Evet. Bir demokraside özellikle gerekli bir fazilettir. Çünkü bazen o bilgilere dayanarak karşınızdaki insanlardan muhalefet dahi olsa yararlı girdiler, görüşler, öneriler alabilirsiniz. Bizler de bu memleketin çocuklarıyız. Ki burada bir destek de var. Yani evet, bir önemli ölçüde bir açık kapı da bırakıldı. Ama bu yolda ilerlemenin önemli şartlarından biri de bir birlikte hareket etme ortamını yaratmak. Bunun bir parçası işte iktidar partisinin ana muhalefet partisine bilgi vermesi olur. Tabii orada neler söylerler, çünkü şunu da gördük, bakın ben bunu ifade etmek durumundayım. Özellikle dış politika konularında... Çok kısa bir tabii. Şey var, İmralı'ya gidecek heyeti için, ikinci heyet için başbakan isimleri bu akşam değerlendiririz, yarın Adalet Bakanlığı açıklar diyor. Ki o isimlerde Pervin Buldanlı, Altan Tan, evet... Ve Süreyya Andan. Evet, bu isimleri açıklarımız, yarın da açıklayabiliriz diyor. Bunu evet. O kadar önemli mi bilemiyorum ben. Hayır yani, işte son hayır, dakika. Hayır, yani hayır, haber olarak elbette önemli. Ben esasına yönelik bir şeyde bulunuyorum. Yani günlerdir evet. Bu tartışılıyor. Kim gidecek, nasıl gidecek, gidecek o gitmeyecek mi, gidecek mi, kalacak mı? Yani bunlar... meselenin çapıyla mütenasip tartışmalar, gelişmeler değil. Niçin bu kadar uzun sürüyor? Eğer bunda bir yara varsa, niçin bu kadar vakit kaybediliyor? Evet, bir an evvel gitselerdi. Evet, evet. Ve kurtulsaydık yani, bilseydik daha doğrusu ne olduğunu, olmadığını. O bakımdan meseleye büyük ve toplu olarak yaklaşmak lazım. Elbette ana muhalefet partisi kendisine danışıldığı, bilgi verildiği, gerçek bilgi verildiği ölçüde katkısını yapar. Ama demin söylemeye çalışıyordum. Yani biz meclisin kapalı oturumlarında dahi dış politika konularında en ufak ete dokunur, dışa dokunur bir bilgi hükümet evet. tarafından verilmemiştir. O bakımdan yani ben biraz kuşkuyla bakıyorum. Böyle bir çağrı olsa dahi yani muhalefet partisine ne diyecekler? Elbette dinleriz, saygıyla dinleriz. Ama yani olsa iyi olur. Olsa iyi olur tabii. Yani herhalde Türk halkının da gönlünde bir iki büyük partinin Kılıçdaroğlu'yla Sayın Tayyip Erdoğan ne zaman bir araya gelseler Türkiye'de bir rahatlama ortamı oluyor. Tabii. Ve işte böyle olmalıdır evet, diyen bir ortam var bu ülkede insanları yani. Ama sonunu da getirmek lazım. Evet. Evet. Sonunu da getirmek evet. lazım. Peki efendim, burada kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra bir sürü dış politika konumuz var. Onlara döneceğiz. Evet efendim, kısa bir reklam arası veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Evet efendim, Dünyadan Yansımalar devam ediyor ve Sayın Faruk Loğlu, CHP Başkan Yardımcısı, dış ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı bizlerle. Eski Dışişleri Müsteşarı ve Washington Büyükelçisi, aynı zamanda şu anda da Adana Milletvekilimiz. Ben Faruk Bey'e bu akşamki maçı konuşuyorduk. Ben Galatasaraylıyım, siz hangi takımı tutuyorsun deyince siyasetçiliği ortaya çıktı ve ben Adana Sporluyum dedi. Ve Adana Demirspor. Ve Adana Demirspor. İkisini birlikte. İkisi birlikte. Evet, evet efendim. Şimdi programın birinci bölümünde bu Sinop olayları, İmralı süreci ne oluyor diye görüşmüştük. Şimdi gelelim dış politikaya. Gerçekten dış politikada geçen hafta bayağı yoğun bir haftaydı. Şimdi Suriye'de neler oluyor? Suriye sanki bu Brahimi'nin teklifinden sonra daha sular durulmuş gibi, muhalefetle Esad yönetiminin bir görüşmeler yapacağı, müzakere süreci başlayabileceği intiba var. Siz ne diyorsunuz buna? Bu tabii olumlu ve umut verici bir gelişme. Fakat Suriye'deki çatışmalar
şiddet sürüyor. Can kayıpları maalesef devam ediyor. Önceki gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığım basın toplantısında da belirttim. Son rejimin yaptığı füze saldırısını biz kınadık, kınıyoruz. Yani rejim halkına karşı böyle füzelerle saldırmaması lazım. Tabii bu şiddetin devam etmesinde her iki tarafın da sorumluluğu var. Hem muhalefetin hem rejimin. Suriye'de bu son uluslararası plandaki gelişmeler ve Suriye bağlamındaki gelişmeler sanki biraz daha bir müzakereler yoluyla varılacak bir çözüme biraz daha yakınız gibi. Ne demek istiyoruz? Öncelikle birkaç hafta önce yeni Suriye muhalefetinin, yani evet, Katar'da oluşturulan yeni çatının lideri, muhalefet lideri rejimle müzakerelere hazır olduğunu, evet, söyledi. Bunu uluslararası toplum destekledi. Fakat maalesef bir tek Sayın Davutoğlu buna karşı çıktı. Daha sonra Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi'nin Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi de bir çağrı yaptı. Dedi ki taraflara bu iş böyle devam etmez. Sonra şiddetin sona ermesi lazım. Gelin Birleşmiş Milletler çatısı altında müzakere masasına oturun. Böyle bir çağrıda bulun. Bu çağrı da büyük ölçüde uluslararası toplum tarafından destek gördü. Yine Sayın Davutoğlu biraz böyle tam ne olduğu belli olmayan bir açıklama yaptı. Fakat o açıklamanın bana çok aykırı gelen bir tarafı var. Dedi ki Sayın Davutoğlu, biz Suriye'de her zaman silahsız çözümden yana olduk dedi. Şimdi bunu söylerken insanın biraz duraklaması gerekir. Türkiye olarak, AKP hükümeti olarak sen Suriye muhalefetine her türlü desteği vereceksin. Sınırını, yol geçen hanı haline getireceksin veya öyle o duruma gelmesine göz yumacaksın. İddialara göre o sınır vilayetlerimizin birçok yerinde bomba yapmak, silah yapmak için malzemeler ibadullah satılıyor. Bazı yerlerde bombalar ima ediliyor. Ambulanslarla, başka vasıtalarla Suriyeli muhalifler Suriye içine taşınıyor, çatışıyorlar, sonra geri dönüyorlar. Bütün bunların olduğunu bilmesi gereken bir Dışişleri Bakanı'nın biz her zaman silahsız çözümden yana olduk demesi biraz halkımıza karşı saygısızlık ve tabii politik olarak da inandırıcı değil. Şimdi bu muhalefetin müzakere çağrısı, Brahimi'nin gelin görüşün çağrısı güçlendiren bir başka unsur daha var. O da Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili. Amerika Birleşik Devletleri son zamanlara kadar AKP hükümeti gibi Suriye'deki tek sorunun ve tek hedefin Beşar Esad'ın gitmesi, iktidardan uzaklaştırılması noktası idi. Amerikalılar şimdi biraz daha ileriye bakarak şu konuda en az Esad'ın gitmesini isteyecekleri kadar bu konuda endişe duymaya başladılar. Nedir o konu? Esad gittikten sonra Suriye'de ne olacak? Duruma kim hakim olacak? Radikal İslami terör örgütleri mi hakim olacak? Bu Amerika'yı çok endişelendiriyor. O nedenle hem Amerikan yönetimi hem Avrupa, ki önceki gün Avrupa bir karar aldı, Suriye muhalefetine ağır silahlar vermek konusunda hala isteksizler. O bakımdan yeni Dışişleri Bakanı Kerry ve Obama'nın genel dünya bakışı açısı itibariyle bu endişe, yani Esad sonrası Suriye'ye ne olur endişesi bir müzakere ihtimalini güçlendiren bir etki yapacaktır. Evet. Onun için Avrupa Birliği Rusya ile görüşüyor. Avrupa Birliği Rusya böyle bir şey olabilir noktasında bir görüş birliğine varıyorlar. Fakat tabii burada hem Suriye'deki rejime hem Suriye'deki muhalefete esas görev. Çünkü onlar görüşecek, onlar belirleyecekler, onlar karar verecekler. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak görüşümüz bu görüşme arzusu ve iradesinin arkasında durmak. Ve özellikle Brahimi'nin çağrısına destek vermek, evet, ve bu konuda çok net olmak. Çünkü Sayın Davutoğlu'nun yaptığı yeni açıklamada sanki Suriye muhalefeti içinde farklı unsurlar varmış.
Ya bölünmüş gibi. Bölünmüş gibi. Yani Suriye'yi bölmediğiniz yetmedi, şimdi bir de Suriye muhalefetini mi bölecek Türkiye? Olacak şey değil. Türkiye'ye yakışmaz, komşuluğa yakışmaz, uluslararası hukuka hiç yakışmaz. Bir de galiba bütün bunlara bir de şeyden destek geldi. Demecek size okudum. Avrupa Birliği ile, Avrupa Birliği yetkilileriyle Ruslar bir görüşme yapmışlar Moskova'da ve ikisi de bu muhalif gruplarla Esad rejiminin yapacağı müzakereleri desteklediklerini açıklamışlar. Burada tabii Rusya ve İran'a da önemli iş düşüyor. Yani rejim üzerinde onların da etkili olması lazım. Yani bu böyle eften püften bir müzakere süreci olmaması lazım. Evet. Yani hem muhalefetin hem rejimin bütün kalpleriyle, gönülleriyle, iradeleriyle gerçekten Suriye'nin geleceğini belirleyecek, evet, şiddete son verdirecek bir yol haritasında mutabık kalmaları lazım. Evet, doğru. Şimdi tabii demince Kerry'den bahsettiniz. Kerry ilk dış gezisini Türkiye'ye yapıyor. Ama daha doğrusu ilk dış turunu Türkiye'yi de kapsayan bir geziyle. Evet. Bunun Avrupa kanadı var. Avrupa kanadı var, Türkiye'ye Arap, de geliyor. Evet. Kanadı var. Birçok, evet, Arap ülkesine gidecek, birçok Avrupa ülkesine gidecek. Bize de geliyor. Evet, orada yani bu, yalnız Türkiye'ye gelmiyor. Ha, evet, gezinin, evet, Türkiye ayağını küçümsediğim için, evet, değil. Evet. De yani daha büyük bir çerçeve içinde geliyor. Doğru. Şimdi Türkiye sizce ne mesajla geliyor? Parantez içinde şunu sormak istiyorum. Şimdi Amerikan Büyükelçisi Türk adalet sistemini hedef alan bazı açıklamalar oldu ve dedi ki yani bu tutuklamaları biz anlayamıyoruz. Bu uzun tutuklama süreçlerini biz anlatamıyoruz kendi kamuoyumuza ve bizim adalet sistemi bunu kabul etmiyor. Şimdi bunu dedi, AK Parti büyük bir reaksiyon gösterdi. Ama ondan sonra Amerikan Dışişleri dedi ki hayır, biz Kerry'nin, daha doğrusu Sayın Büyükelçinin sözlerinin arkasında duruyoruz. Zaten John Kerry de bu fikirleri benimsiyor ve ileriki vesilelerle Türkiye'ye bunları kendisi de anlatacak dedi. Şimdi demek ki yani bu gezisinde sizce böyle bir şey bekliyor musunuz? Böyle bir şey bekliyoruz. Yani hem olmasını bekliyoruz hem de olması gerektiğini söylüyoruz. O anlamda da, evet, bekliyoruz. Kerry'nin ziyareti tabii ki önemli. Bu gündemin iki ayağı olacaktır. Bir bölgesel sorunlar, ki bunun içinde İran konusu olacak. Irak, Suriye, Türkiye'nin İsrail'le ilişkileri, evet, Doğu Akdeniz'deki durum, yani Güney Kıbrıs Rum yönetiminin petrol doğalgaz araştırmaları, belki Türk-Yunan ilişkileri. Açılması daha zayıf bir ihtimal ama gündeme gelebilir. Türkiye, Ermenistan, Dağlık Karabağ sorunu şimdi falan. Şimdi yeni Sarkisyan yeniden seçildi. Seçildi. Onun için hani belki o da gündeme gelecektir. Gündeme gelebilir. Çünkü Kerry'de biliyorsunuz Massachusetts eyaletinden, evet, orada güçlü bir Ermeni lobisi var. O bakımdan yani ben Kerry'nin o bağlamda da dengeli bir çizgi izleyeceğini düşünüyorum. Fakat yani Türkiye ABD gündemi hakikaten zor konularla, evet, dolu. Zor. Yani hem kendileri zor hem de bir gerginlik kaynağı olarak mesela, evet, Irak konusunda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri aynı sayfada değil. Evet. Suriye konusunda belki hedefler konusunda bir birlik var ama o hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda görüş ayrılıkları var. İsrail ciddi bir konu. Belki ona daha sonra, evet, geleceksiniz. Evet, geleceğiz oraya da, evet. Bir de tabii gündemin bir iç ayağı var. O iç ayakta da Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry'nin Türkiye'deki duruma ilişkin olarak, Türkiye'deki demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, erkler ayrılığı, yargının bağımsızlığı konularında AKP hükümetine ciddi mesajlar vermesi gerekir. Bunu büyükelçileri kısmen yaptı. Biraz önce dediğiniz, evet, gibi sözcüleri buna sahip çıktı. Amerika'nın bu konudaki yaklaşımı elbette hükümeti rahatsız edecektir. Nereden biliyoruz? İşte büyükelçinin sözlerine tepki. Evet. Hiçbir büyükelçi, hele hele
böyle gelişmiş yani yönetimine rağmen konuşmaz. Kaldı ki yönetiminde sahip çıktı söylediklerine. O nedenle Kerry'nin bu mesajları vermesi Türkiye'deki demokratik hayata ilişkin sıkıntıların düzeltilmesi bakımından herhalde bir katkı yapmalıdır. Bunu Türk halkına borçludur. Evet. Yani ben öyle bakıyorum. Bu içlerimize müdahale falan değil. Yani AKP belki bu şekilde takdim edecektir ama yani bugün biz de vatandaşlarımız veya başka ülkelerde sıkıntı olduğu zaman şöyle olsun böyle olsun diyoruz. Hatta diyoruz ki Suriye için defolup gitsin diyoruz oradaki devlet başkanına. Evet. Hangi hakla diyoruz? İnsan hakları. İnsani nedenlerle diyoruz. O zaman bu hak başkalarına da doğuyor. Kerry'nin ziyaretinin sonuçlarının olumlu kısımları kamuoyuna yansıtılacaktır. Bu özellikle demokrasi bağlamındaki eleştirilerine hükümetimiz biraz bir hayli bozulacaktır. Ama onu kamuoyuna fazla yansıtmak istemeyeceklerdir. Allah'tan mecliste bir konuşma yapmayacak. Yoksa yani Obama gibi bir konuşma yapsaydı evet, sıkıntı evet. Çıkabilirdi. Evet. Tabii şimdi şeye gelmek istiyorum. Tabii burada Kerry'den sonra İsrail konusu. Evet. Şimdi İsrail ile ilişkiler normalleşir mi diye soracağım size. Çünkü bu Kerry'nin söyleyeceği şeylerden biri bu. Amerika'nın en rahatsız olduğu konulardan biri Türkiye ile İsrail'in devamlı sürtüşme halinde olması. Evet. Sizce bir normalleşme süreci olabilir mi? Buna yakın olduğumuzu, yani bir normalleşme noktasına yakın olduğumuzu gösteren birden fazla unsur ve emare var. Evet. Bunlar nedir? Birincisi işte önemli bir şirketimizin İsrail doğalgazının Türkiye'ye taşınması için İsrail'de müzakerelere başladığı yolunda haberler var. Muhtemelen de doğrudur bu haber. İkinci husus, bu da hem İsrail basınında hem Türk basınında yer aldı. AVAX uçakları için İsrail'in gerekli bazı ileri teknoloji unsuru parçaları Türkiye'ye verme kararını aldığını anlıyoruz. Peki bunlar kamuoyuna yansıyan şeyler. Ama bir de daha önemlisi var. Türkiye ve İsrail arasında resmi görüşmeler yapıldığını artık biz de biliyoruz. Ve yani olumlu bir seyir içinde cereyan ettiğini de duyuyoruz. İsrail'de yeni seçimler oldu. Netanyahu biraz güç kaybetti. Yeni koalisyon oturduktan sonra bu özür ve tazminat konusu bir şekilde bağlanabilir yolunda bir beklenti var. Bu gerçekleşirse Cumhuriyet Halk Partisi bundan sadece memnuniyet duyar. Şu nedenle biz öteden beri Türkiye-İsrail ilişkilerinin hem ikili plandaki sonuç ve anlamı nedeniyle hem daha önemlisi bölgesel istikrar, barış ve huzur bakımından Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşmesinin gerekli olduğunu söylüyoruz. Evet. Burada hiçbir sorun yok. Sorun, bu normalleşme sürecini ararken AKP iktidarının tamamen ters bir söylemle, İsrail aleyhine sürdürdüğü söylemle iki yüzlü bir siyaset izliyor. Yani başka türlü ifade edemiyorum. Bir yandan vuruyorlar, öbür yandan kapalı kapılar ardında bu müzakereleri yapıyorlar. Bu sağlıksız bir ortam. Bunu Türk halkıyla, halkımızla paylaşma cesaretini gösterebilmeleri lazım. Ama bunun siyasi sonuçları, olumsuz sonuçları olacağı endişesiyle bunu yapmıyorlar. Evet. Peki yani bir gün bir noktaya geleceğiz. Evet, diyecek ki hükümet işte sonunda istediğimiz oldu. Özür diledi, tazminat da ödemeyi kabul etti. Evet. Ondan sonra peki ilişkileri bu kadar söylemden sonra nasıl götüreceksiniz İsrail'le? Ama normalleşmesi doğrudur, gereklidir. Özellikle Arap-İsrail ihtilafı bakımından. Çünkü biz bir şey yapamıyoruz. Filistin Büyükelçisi'ne onu söyledim. Yani Türkiye stratejik ağırlığını bu meseleye koyamıyor. Bu sizin lehinize değil, aleyhinize bir durum. Tabii, ağırlığını gösteremiyor. Evet.
Evet efendim, burada kısa bir reklam aramız var. Reklam arasından sonra yine dış politika konularında sizle söyleşimize devam edeceğiz. Evet efendim, dünyadan yansımalar devam ediyor ve CHP Başkan Yardımcısı Sayın Faruklioğlu bizlerle. Kendisi biliyorsunuz CHP'nin dış politikadan sorumlu başkan yardımcısı. Evet, şimdi bu İmralı olaylarını konuştuk, Suriye'yi konuştuk, Kerry'nin Türkiye'ye gelişi ve İsrail'le normalleşmeyi konuştuk. Şimdi geldik sıraya CHP'nin yaptığı geziler var ki bunların hepsinde de sizin daha doğrusu organize ettiğiniz geziler var. En son gezi İngiltere'ye yapıldı. İngiliz İşçi Partisi'nin davetlisi olarak evet. gittiniz. Orada Sayın Kılıçdaroğlu başka tabii toplantılara da katıldı. İngiltere gezisi neyi hedefliyordu? İngiltere gezisinin tabii başlangıç noktası İşçi Partisi'nden gelen bir davetti. Bizim İngiltere'deki İşçi Partisi'yle zaten süre gelen, yani son birkaç yıldan bahsediyorum, ilişkilerimiz var. Biz düzenli olarak İşçi Partisi konferanslarını, onlar kongre demiyorlar, konferans diyorlar. Bunları izledik. Sayın Sencer Hayat'a gitti, ben evet, gittim, evet. başka arkadaşlarımız gitti. Dolayısıyla bir kurumsal ilişkimiz var. Bu sefer gelen davetin çekirdeğinde ilk defa yaptıkları bir çeşitlilik yemeği vardı. Yani çeşitlilik, İngiltere'de birçok farklı din, ırk, mezhep, etnik grupların evet. temsilcilerin katıldığı bir akşam yemeği. Orada İşçi Partisi'nin lideri Miliband ve tek yabancı konuk ve konuşmacı olarak da Kılıçdaroğlu vardı. Fakat akşamın seyri içinde öyle ciddi hani uzun konuşmalar yapılmadı. Esprilerle dolu kısa kısa evet. konuşmalar yapıldı. Bu vesileyle Miliband'la kısa bir görüşme oldu. Ayrıca ertesi gün Avam Kamarası Başkanı, yani bizim meclis başkanına tekabül eden milletvekiliyle bir görüşmesi oldu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Parlamentoda bir yuvarlak masa toplantısına katıldı. Lordlar Kamarası'nda galiba öyle. Yani o da önemli bir oda. Tarihi, orada her şey tarihi tabii. Oradaki komite odalarından bir tanesinde bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Bir de İngiltere'de yaşayan Türk asıllı İngiliz vatandaş veya Türk vatandaşların katıldığı daha büyük bir toplantı yapıldı. Soru cevap şeklinde. İşte Türkiye'deki durum, dış politika, iç politika. Bu konularda görüşlerimizi açıkladı. Bir de önemli bir basın boyutu vardı. New York Times temsilcisi, Guardian gazetesinin Simon Tisdall diye bildiğimiz, tanıdığımız muhabir. Bir de Pete diye ekonomistin yine tanıdığımız bir muhabiriyle ayrı ayrı mülakatlar yapıldı. Bunlar peyderpey çıkıyor. Kısa bir ziyaret, yani bir gün öğleden sonra indik, ertesi gün öğleden sonra uçağa binip geri döndük. Fevkalade iyi oldu. Yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Çin'e gidebileceği gibi, İngiltere'ye de gidebileceğini de gösterdi. Zaten Alman, önümüzdeki günlerde Fransız Sosyalist Partisi ile temaslarımız olacak. Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin lideri önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelecek. Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecekler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem kendini ama daha önemlisi Türkiye'yi dış dünyaya taşımak, dış dünyanın Türkiye gerçeklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin gözleri açısından da görebilmesini sağlamaya yönelik faaliyetler. Peki bu gezinizde hiç şey konuşuldu mu? Şimdi İngiltere biliyorsunuz Cameron dedi ki gelecek seçimlerden sonra yani bir referandum bile düşünüyoruz. Evet. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalıp kalmaması da ilgili. Yani İngiltere'de Avrupa Birliği ile ilgili tereddütler ciddi bir zamandan beri var. Evet. Çünkü İngiltere Euro bölgesine de katılmadı. Hala Pound Sterling olarak para birimini devam ettiriyor. Yani İngiltere'de Avrupa'ya her zaman bir mesafe davranmıştı zaten. Şimdi
acaba biz burada kalsak mı kalmasak mı tartışması var. O hiç gündeme geldi. O iki planla bir. Tabii İşçi Partisi Muhafazakar Partisi'nden biraz ayrılıyor bu konuda. Evet. Daha Avrupa Birlikçi tabii. bir yaklaşımı var. İkinci boyutu da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine önem veriyorlar ve destek veriyorlar. Ha, ayrıntılı bir şekilde tartışıldı mı? Hayır. Ama bu işte soru cevap yuvarlak masa toplantısında falan kısım kısım gündeme geldi. Ama bu arada şimdi İngiltere gelmişken şey aklıma geldi. Bu, yani önemli bir gelişmelerden bir tanesi de şunun da Avrupa Birliği ile ilgili Türkiye'nin. Fransa bugüne kadar devamlı bloke ediyordu görüşmeleri. Şimdi bazı fasılların açılmasını, bir fasılın en azından açılmasını kabul ediyor ve Türkiye'nin önündeki seti yavaş yavaş kaldırdığı imajı var. Siz buna ne diyorsunuz? Biz de bunu da olumlu buluyoruz. Yeterli bulmuyoruz ama olumlu buluyoruz. Evet. Yani çünkü Fransa kilit ülkelerden biriydi. Türkiye'ye muhalefet eden, işte Almanya var, Güney Kıbrıs Rum devletim evet. var ama kilit ülkelerden biri Fransa'ydı. Bu tutum değişikliği tabii diğer özellikle Almanya'yı da biraz olumlu etkileyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi Avrupa Birliği hedefini, Avrupa Birliği'ne katılma hedefini bir çağdaşlaşma, bir stratejik taahhüt olarak görüyor. Evet. Her ne pahasına olursa olsun oraya girelim diye bir şey yok. Eşit şartlar altında girmek istiyoruz. Bizim onlara yapacağımız katkılar var. Onların bize yapacağı katkılar var. Ama Türkiye'nin yerinin Avrupa Atlantik camiası içinde olduğunu düşünüyoruz. O bakımdan müzakere sürecinin biraz daha canlanması bana bize göre olumlu bir gelişmedir. Yeterli midir? Hayır. Çünkü bu sürecin daha çabuk işlemesi lazım. Yavaş işlemesinin, özellikle hükümetin, işte Avrupa'da bazı mihrakların, özellikle Almanya ve Fransa'nın tutumunu bahane ederek Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden tamamen kopardık, bambaşka yerlere taşıma arzusu ve iradesini de kamçılıyor. Bu Şangay İşbirliği Örgütü'ne evet. gidelim diyor. Nereden nerelere geldik? Yani Şangay İşbirliği Örgütü özünde bir güvenlik evet, odaklı bir örgüt. Yani Avrupa Birliği'nin karşıtı değil, NATO'nun karşıtı anladığım kadarıyla. NATO'nun evet. karşıtı. Bunu Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü biraz alaylı bir üslupla dedi ki yani itirazımız yok ama herhalde NATO'dan çıkmayacaklar şeklinde evet. mealen evet. söylüyorum. Bir şey söyledi. O bakımdan yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni hep bilgisizlikle, cahillikle suçlayan hükümet yetkililerinin biraz da kendi kullandıkları söylemlere bakmaları lazım. Yani Şangay İşbirliği Örgütü ile biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Çin'e gittik. Şangay İşbirliği Örgütü önemli bir örgüt. Türkiye her türlü ilişki içine girsin, işbirliği yapsın ama bunun bir sınırı var. Yani işbirliği başka, Avrupa Birliği'ni terk edip oraya gitmek arzusu başka. Zaten yani Avrupa Birliği'ni terk edip oraya gidemezsiniz. Gidemezsin. NATO'yu terk edip oraya gidersin. NATO'yu terk edip oraya gidersin. O zaman da böyle düşünüyorsa onu da söylesin. O zaman da patriotları Çinlilerin göndermesi gerekiyor. Aynen. Herhalde aynen, yani öyle aynen. bir sıkıntı çıkıyor. Evet, evet. Çünkü şu anda Türkiye'de patriot füzeleri Hollanda'nın, Almanya'nın ve Amerika'nın NATO şemsiyesi altında Türkiye'ye getirdiği ve Suriye'den eğer bir roket saldırısı olursa karşılamaya hazırlandığı bir sistem. Evet. Eğer yanılmıyorsam gazeteler pek yansımadı bir yerde. Okudum bu yönde savunma sanayi müsteşarlığının bir faaliyeti var. Yani Türkiye'nin hava füze savunma sistemi yok. Evet. Bunun tamamlanması lazım. Yıllarca ihmal edilmiş. İşte patriotlar gündeme gelince bu açık da ortaya çıktı. Savunma sanayi müsteşarlığı anlaşılan temaslarda bulunuyor. Çinliler en düşük bir fiyat vermişler diye bir haber evet, verdi. Evet, doğrudur evet. değildir bilmiyorum. Evet, evet. Şimdi ama yani neticede Türkiye sanki bu Fransa'nın Holland geldikten sonra başkanlığa evet. Sarkozy'nin izleri yavaş yavaş siliniyor ve yeniden Türkiye konusunda daha ılımlı bir tavır alınıyor anladığım kadarıyla Fransa'da. Doğrudur. Holland malumunuz sosyalist bir evet. lider. Evet. Evet. Bu biraz yani sosyalist ve sosyal demokrat bakış açısının da daha kapsamlı, daha içeren, içerikli, kucaklayan bir
yaklaşım olduğunu göstermesi bakımından da önemli. Bu nedenle biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Sosyal Demokrat bir parti olarak bu şeyin katılma müzakerelerinin daha sağlıklı, daha hızlı bir şekilde gelişmesine yardımcı olmaya hazırız. Peki bu Hollanda'nın bu tavrı acaba Almanları da etkileyecek mi? Bence etkiler. Çünkü Almanya'da... Çünkü onlar da Sarkozy'nin yanında Türkiye'ye karşıydı Merkel. Çünkü bu biraz her iki ülke için de iç politika meselesi. Evet. Yani kendi seçmenlerine yönelik mesajlar taşıyan da bir şey. Yani Merkel'in eline şimdi, bakın yani Fransa bunu yapıyor. Artık biz Fransa'nın gerisinde kalamayız. Türkiye'de düşmanımız evet. değil. Yani onun için hani fazla ses çıkarmıyoruz gibisinden bir olumlu yansıması Almanya üzerinde olabilir. Peki şimdi gelelim bu şeye, Irak'a dönelim. Irak'ta sıkıntılı bir dönem devam ediyor. Evet. Halk Partisi'nin bir Irak gezisi vardı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Evet. Bağdat'a gidecekti. Oradan Basra'ya ve hatta Kuzey Irak'a da gitmesi söz konusuydu. Evet. Ama galiba o şimdi biraz gecikti. Bu Irak'taki olaylar yüzünden. Evet. Yani bu davet Talabani'den başlayarak çeşitli Irak yetkililerince, Maliki hükümeti mensubu bakanlar tarafından da bize iletildi. Fakat bunun zamanlaması hiçbir zaman, yani şu tarihte olabilir denmedi. Davet yapıldı, biz de memnuniyetle geleceğiz. Bütün Irak'ı görmek evet. isteriz. Bağdat'ı, Basra'yı, Erbil'i, Kerkük'ü hepsini görmek isteriz. Dedik tamam dediler. Fakat Irak'taki iç siyasi durum ve özellikle anladığım kadarıyla güvenlik bakımından da bazı evet. endişeleri var. Şimdilik şeyle duruyor. Askıda yani, duruyor. Boru hattında duruyor ama harekette etmiyor. Biz konuyu takip ediyoruz. Buradaki Irak Büyükelçiliği vasıtasıyla başka kanallarda en uygun bir zamanda gitmek isteyeceğiz. Aynı şekilde Mısır için de durum gösterdi. Orada da Devlet Başkanı Mursi tarafından yapılan Türkiye'ye geldiğinde bir davet vardı. Biz onu da memnuniyetle karşılamıştık. Hatta Ocak ayı olabilir mi dendi. Fakat bu sefer Mısır içindeki gelişmeler olaylar vardı. Evet. İzin vermedi. Orada da durumun biraz yatışması lazım. Hani şimdi denir ki, diyebilirler ki efendim bak işte Sayın Cumhurbaşkanı İslam Konferansı zirvesine gitti. Demek ki gidilebiliyor. Ama biz hükümet değiliz. Biz bir muhalefet partisiyiz. Yani bizim konumumuz başka. Biz resmi bir ziyarete gitmiyoruz. Elbette Mısır resmi toplantılar düzenleyecek ve oraya evet. gerekli şeyler alacaktır. Ama bizimki biraz daha başka. O bakımdan siyasetin Mısır'da, Irak'ta biraz durumun sakinleşmesi lazım. Evet. Programımızın son bölümüne artık girmek üzereyiz ama ondan önce kısa bir reklam arası verelim. Ondan sonra da son bölüme girelim. Evet efendim, bir reklam aramız var. Evet efendim, Dünyadan Yansımalar devam ediyor ve son bölüme girdik. CHP dış ilişkilerden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Loğlu bizlerle. Adana Milletvekili ve eski Dışişleri Müsteşarı, Washington Büyükelçisi. Şimdi gelelim en son bölümde bu CHP'nin Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmasına. Şimdi geçmişte biliyorsunuz bilhassa Baykal zamanında bayağı sıkıntılar çekti CHP. Yani CHP gerçek bir sosyal demokrat parti değildir. İşte sizin ne işiniz var burada demeye başlayanlar bile vardı. Ve o zamandan bugüne geldik ve CHP bu son Sosyalist Enternasyonel'de Portekiz'de oldu. Bu sefer daha büyük bir sıcaklıkla karşılandığını duyduk. Bunu bize anlatabilir misiniz? Seve seve. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Sosyalist Enternasyonel'in bugün ağırlıklı olan sözü önemli dinlenen bir üyesidir. Portekiz'deki toplantıdan önce Güney Afrika'da yapılan genel kurul toplantısında evet. hatırlarsanız Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Sosyalist Enternasyonel'in başkan yardımcılarından biri olarak da seçildi ve o görevi yapıyor.
Portekiz'de yapılan toplantı da konsey toplantısıydı. Yani genel kurul değil de başkanlık divanının katıldığı bir toplantıydı. Başkanı eski Yunanistan Başbakanı Papandreou. Ben şunu gördüm kısa tecrübem sırasında. Türkiye daima doğruları ve makulü bulmaya çalışan bir yaklaşım içinde olduğumuz için ağırlığımız hemen hissediliyor. Bu Suriye konusunda olsun, başka konularda olsun bizim görüşlerimiz Sosyalist İnternasyonel'de saygıyla karşılanıyor, ilgiyle dinleniyor. Hiçbir noktada bizim yani sosyal demokrat kimliğimiz hakkında bir sorun artık kalmadı. Tam aksine bütün toplantılarına hatta kadın kollarımız, gençlik kollarımızı da teşvik ediyoruz. Evet. Onlar da kendi alanlarındaki toplantılara katılıyorlar. Bunun ne faydası var? Bunun şu faydası var Türkiye'ye. Türkiye'nin sosyal demokrat değerlere, yani insan odaklı sosyal demokrasi ilkelerine bağlılığının hem dünya sosyal demokrat ve sosyalist çevrelerce bilinmesi hem de o sosyal demokrasi düşüncenin gelişmesine Türkiye'nin getirebileceği özgün katkılar. O bakımdan biz Sosyalist İnternasyonel'e önem veriyoruz. Portekiz toplantısında somut gelişmeler de oldu. Etik komiteye Umut Orhan arkadaşımız seçildi. Suriye için bir çalışma grubu kuruldu. Orada da ben görev yapacağım. Birçok komitesi var. Bir kısmı zor konularla ilgilenen komiteler. Ama onlara da mümkün olduğu kadar üye olarak Sosyalist İnternasyonel'in çalışmalarını etkilemek, yönlendirmek için gayret göstereceğiz. Bundan Türkiye, hatta Türkiye'deki bütün siyasi partilerin, iktidar partisinin de sadece mutlu olması lazım. Evet, yani geçmişe göre de artık hani CHP konusunda soru işaretleri hiçbir sorun yok. Ama bu sefer galiba Talabani'yi göremediniz çünkü Talabani hastaydı. Maalesef. Eski görüşmelerde hep Talabani orada olurdu. Biz ona sağlık dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü Talabani hakikaten Irak'ın yetiştirdiği en etkin, en marifetli, olumlu anlamda marifetli. Evet. Siyasi liderlerinden biri. Irak için büyük bir eksiklik. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve ülkesine geri döner. Peki şimdi ben bu son bölümde size Türk dış politikasında yeni unsurlar katıldı. Şimdi eskiden Dışişleri Bakanlığı dış politikayı götürür ama bazı yardımcı unsurları kullanmazdı veyahut da o zaman o unsurlar bu kadar güçlü değildi. Şimdi mesela Türkiye'de bir Dışişleri Bakanlığı'nın dış politikaya TİKA çok yardımcı oluyor. TİKA birçok yerde projeler götürüyor, onlara destek oluyor. Dış politikanın bir unsuru oldu TİKA. Ondan sonra Türk Hava Yolları var. Türk Hava Yolları her yere uçuyor. Ve Türk bayrağı her yerde dalgalandığı gibi bu Türkiye'nin elini güçlendiriyor anladığım kadarıyla. Diyanet İşleri Başkanlığı birçok ülkeye gidiyor. Oradaki azınlıklarla uğraşıyor. Bunları nasıl karşılıyorsunuz? Siz bir eski dışişleri müsteşarı olarak. Şimdi tabii dış politikayı yürüten araçlar çeşitleniyor. Evet. Bu biraz da refahın fonksiyonu. Daha yani fazla... Bir de şey, tabii siz de Sosyalist İnternasyonel'de mesela daha etkin olmaya başladınız. Evet. Bunlara itirazımız... Bunların hepsi bir unsur. Bunların hepsi birer unsur. Çoğalması da olumlu bir şey. Burada bizim tek kaygımız ve yeterince açık olmayan husus, yani iktidardaki siyasi partinin önceliklerinin bu faaliyetler bağlamında, TİKA vasıtasıyla olsun, Yunus Emre Vakfı'nın merkezleri şimdi çoğalmakta olan onlar vasıtasıyla olsun, hedefle hangi dünya bakışı açısından bu faaliyetler yürütülüyor. Bunlar önemli. TİKA'nın imkanları çok genişledi. TİKA AKP'den önce de vardı. Evet. Fakat şimdi imkanları çok daha büyük. O bakımdan bu elbette bir dış politika ve bunlara yardımcı olan
araçma unsurların iktidardaki hükümet partisinin görüşlerini yansıtması normal, doğal, evet, bir noktaya kadar. O noktanın sınırı da ulusal çıkarlık, ulusal bütünlük, Türkiye Cumhuriyeti'ni tarif eden temel ilkeler, demokrasi, laiklik gibi unsurlar. Bu doğrultuda faaliyet gösterildiği takdirde sadece şapka çıkartır, teşekkür ederiz. Ama tam böyle mi? Mesela TİKA konusunda biz bir inceliyoruz durumu. Nerede ne yapılıyor? Yunus Emre Vakıfları, eskiden Kültür İşleri, Dışişleri Bakanlığı Teşkilatı'nın elindeydi. Şimdi bir vakfın eline geçti. Biz bunu biraz sorunlu görüyoruz. Bir vakfı kontrol etmek, evet, çok mümkün. Yani yönetim kurulunu kendi isteğinize göre biçimlendirirseniz. Şimdi Türkiye'nin bütün dış kültür faaliyetlerinin böyle bir vakıf tarafından yürütülmesi ne kadar doğru? Bunlar soru işareti olarak gündemimizde tutuyoruz. Ama Türk Hava Yolları gibi faaliyetler de bir şey. Türk Hava Yolları'nın her yere gitmesini alkışlıyoruz. Ama bakın Türk Hava Yolları'nda neler oluyor? Biraz da o açıdan düşünün. Yani bunu normal, böyle demokratik, açık bir toplumun Türk Hava Yolları olarak yapılsa, ki hakikaten çok iyi bir hava yolu. Biz her yere Türk Hava Yolları'yla gidiyoruz. Evet. Ama içki yasağından tutun, bilmem kıyafet tartışmalarına kadar bir şey içine çekildi Türk Hava Yolları. Yani siyasetin içine çekildi. Biz bunu, buna karşıyız. Sağından solundan bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Bunlara gerek yok. Yani niçin kıyafetiyle uğraşıyorsun? Ki bu hükümet kıyafetle uğraşmayın diyen bir hükümet. Evet. Değil mi? Evet. Peki bu Afrika açılımını nasıl görüyorsunuz? Yani birçok yerde Afrika'da büyükelçilikler açıldı. Bayağı bir şey var. Her yere de Türk Hava Yolları da gidiyor yani. Evet. Bayağı bir faaliyet var orada. Ve hatta Çin'le de bazı ortaklaşa, siz yeni Çin'den, evet, geldiniz. Türkiye Çin'i o bölgelerde bir dost olarak görüyor. Yani rakip olarak değil de beraber işbirliği yapılacak bir ülke gibi görüyor. Bunlara ne diyorsunuz? Yani son Çin unsuruna, evet, hemen, evet, değinip biz Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Çin Komünist Partisi'nin davetlisi olarak ziyaretimiz, evet, evet, sırasında bunu teşvik ettiğimizi, yani Türkiye ile Çin arasında Kafkaslar'da, Orta Doğu'da ve Afrika'da işbirliği yapılmasının çok akılcı bir şey olacağını biz de söyledik ve bunu destekledik. Çin açılımı, SALT büyükelçilikler açılması, Türk Hava Yolları'nın gitmesi planında hiçbir sorun yok. Ama bir ikinci boyut daha var. Yani hükümete paralel, devlete paralel bir örgütlenme daha var. O konuya belki burada fazla girmek, evet, istemeyeceğim. Bu ikisi arasındaki bağlantılar, yani devletin veya hükümetin Afrika açılımıyla orada zaten var olan ve daha önce gitmiş olan örgütlenme arasındaki ilişkiler nedir? O da bizim sorguladığımız bir husus. Peki onlar gerçekten sizi çok rahatsız ediyor mu? Bu mesela okullar var orada. Evet. O cemaat okulları var. Yani orada Türk kültürü, ben gittim yani birçoğunu da gördüm. Ben de gördüm. Türk kültürü orada bizim okullarla anlatılıyor. Okullara bir itirazımız yok. Ben Azerbaycan'da da gördüm, Amerika'da, evet, da gördüm. Sizin hizmet gördüğünüz ülkelerde de var. Başka yerlerde, evet, de gördüm. Verilen eğitimin kalitesi hakkında bir sıkıntı yok. Okullarla da bir sıkıntı yok. Bütün mesele, yani bunlar Türkiye'de içeride karşılaştığımız sorun, neyi siyasete alet ediyorsun veya etmiyorsun? Bu soruyu sormak lazım. Yoksa bizim açımızdan, ben bunu her yerde söylüyorum, kim, nerenin mensubu, üyesi, bilmem yoldaşı, şusu, busu olursa olsun, bahsettiğimiz insanlar bizim vatandaşımız. Hepsi bizim vatandaşımız. İçeride olanlar da bizim vatandaşımız, dışarıda olanlar da, evet, bizim vatandaşlarımız. O anlamda bir ayrım yapmıyoruz. Ama siyasetin alanının da nasıl ki askerlerin müdahalesine karşıyız, nasıl ki dinin siyasete karıştırılmasına karşıyız. Benzer unsurların da siyasetin içinde olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Peki şimdi programın sonuna kaldı. Yani iki dakika kaldı. Siz bir diplomat şapkanız vardı. Şimdi siyaset şapkanız var. Bunların size hangisi daha cezbediyor?
Diplomasi bana daha kolay, daha somut sonuçlar doğuran bir meslek olarak gözüküyordu. Ama siyaset hizmet alanı ve derinliği ve genişliği çok daha geniş. Doğru işler yapabildiğin takdirde, doğru üretim yapabildiğin takdirde çok daha geniş bir kitleye hizmet edebiliyorsun. O bakımdan siyaseti, politika kısmını değil, siyaset yapma kısmını, siyasetin çok heyecan verici buluyorum. Çok da mutluyum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz programımıza katıldınız. Efendim, bir programın sonuna geldik. Sizlere iyi akşamlar diliyoruz. İyi haftalar diliyoruz. Sağlık ve esenlik içinde kalın. Allah'a emanet olun efendim.